şuradan da yumurta çıkıyor arkadaşlar. Kötü bizim sultanlar belası. Yumurta salan yok. Tam yumurtası beklemiyordu. Bir salmışlar ya maşallah. Harikalar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine mevsim çıkışı bıldırcın yumurtalarını toplamak üzere bıldırcın yuvasına giriyoruz. Ya çok az bıldırcın yumurtası var aslında, çok yok. Ben bıldırcınları çekmek için girdim yani, yumurta toplamaya değil aslında. Çünkü artık mevsim çıkışında bıldırcın yumurtası çok az. Arkadaşlar çok fazla şey yorumu alıyorum ya. Bıldırcın yumurtası istiyorsunuz benden. Ben bıldırcın yumurtası gönderemem çünkü bıldırcınım yok o kadar. Bıldırcın yumurtası isteyen arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Kale bıldırcından alabilirsiniz. Ben oradan almıştım. Yani bıldırcın üretiminde bence Türkiye'de en iyi markalardan birisi Kale bıldırcın. O yüzden oradan temin edebilirsiniz. İstediğiniz sayıda hem yumurta hem de civciv benden bıldırcını istediğiniz kadar alabilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Kale bıldırcını şu an ekranda göreceksiniz. Numarasını da arayıp harikalar diyarından geldiğinizi söyleyin. Az sayı için aramayın. Yani 2-3 tane, 10 tane de en töreli bir şey alın. Çünkü çok pahalı bir şey değil bunlar arkadaşlar. Ucuz hayvanlar diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün artık mevsimsel geçişlerden sebebiyle yine bıldırcınlarımız da tüy döküyor. Aynı zamanda yumurta verimi de oldukça düşük olduğu için hayvanlarımızın yumurta fazla yumurtalamayacağımı düşünüyorum bugün. Belki 10 tane alabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım, toplayacağız. Görüyorum birkaç yumurta ama çok göremiyorum. O yüzden elimizden geldiğince hemen ayağımın altında bir tane var. Onu hemen alacağım. Çünkü kırarım ben bu yumurtayı üstüne basarak. Bunu aldım bir dedik ve başladık arkadaşlar. Hayvanların yemleri bitmiş. Yem ve suları bitmiş. Onları da ben temin ederim. Bugün zaten girer girmez dedim ki ilkin bıldırcınlarımızın yanına gidelim. Çok istiyorsunuz. Bıldırcın videolarımızı seviyorsunuz biliyorum. Bu da ikinci yumurtamız arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bakın bu ikinci yumurtamız geldi. Şimdi şu aşağıya bakalım. Şurada yumurta var mı? Var. Evet. Güzel. Bir tane var ama. Keşke daha çok olsaydı. Kızacaksınız. Diyeceksiniz ki neden? Hani yumurta şey yuva yapıyordun hayvanlara güzel bir şekilde. Bakın yuva yapacağım yer şurası. Görüyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Doğal bir yuva oluşturacağım ama sabretmeniz lazım. Arkadaşlar onun için vakit nakit derler. Yavaş yavaş. Acelesi yok. Bakıyoruz, çekiyoruz, çekimlere devam ediyoruz. Onun hazırlığındayım, onu da yapacağım. Sonra üstüne çünkü peş peşe yapmayı düşünüyorum. Hem doğal bir kümes yapacağız hem de şu kısma, şuraya düşünüyorum. Oraya da modern bir bıldırcın yuvası yapmak istiyorum. O yüzden lütfen beni çok evdirmeyin. Çekeceğim yani, bir yere kaçmıyor. Harikalar diyarı her daim buralarda. Şunun içinde var mı arkadaşlar? Göremiyorum. Yok gibi burada. Yok, burada yok. Nerede var? 3 tane aldık şimdiye kadar. Bakalım dördüncüyü bulabilecek miyiz? Buluruz ya. Dördüncüyü bulur da burada. Burada var. Burada bir tane görüyor. Hatta daha fazla var. Öyle güzel kamufle oluyorlar ki. 2 tane aldım. Hayvanlar yine kafayı yedi. Burada yine var mı? Tepemden uçtu hayvan. Var evet. Şeye gömülmüş. Başka da yok ama. Bir tane daha aldım. Bakalım 10 tane alalım. Orada gördüm arkadaşlar. Bakın orada da var. Çok toz ediyorsunuz ya. Evet, 2 tane de burada var. Aldım, başka var mı orada? Yok gibi. Başka yumurta, 10 tane dedik, 10 tane çıktı gibi. Orada var ha. 2 tane de orada. Hatta daha fazla var burada. 1 2 3 Bakın. Bakın başka yumurta yok. Ya düşünün şu küçücük hayvanlardan şu denli yumurta çıkıyor arkadaşlar. Heh. Küçücük hayvanlardan bu şekilde yumurtalar alıyor. Artık hayal kurun. Ufacık hayvandan bu kadar büyük yumurta çıkıyor yani. Neredeyse tavuk olsa ya bunlar. Bak ciddi söylüyorum, bu kadar yumurta aldık. Daha yumurta yok. Kümesten çıkacağım şimdi. Cins hayvanlarımız yanına gideriz. Onlar yumurtalar kapıyor. Yani küçücük hayvan, düşün onlar tavuk olsa çok büyük salıyorlar yani. Onu demek istiyorum. Bence oldukça büyük yumurta salıyorlar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yumurta topladık ya lan. Hiç o kadar beklemiyordum. Şimdi ne yapalım? Yumurtaları az topladık. Şimdi şu cins hayvanların yuvalarına gireceğim.
Cinsleri toplamıyorum uzun zamandır. Onlara bakalım şimdi. Cinslerde yumurta var mı? Sultanları, şeyleri, laybarları. Bir de bayandotlara bakacağım. Bayandot aşırı derecede tüy döküyorlar. Daha geçen de kafesi temizledik. Yine dolmuş içerisi. Çok tüylüler ya. Bura bile tüy dolu. Buraya bakın. Tüy dökümünde hayvanlar yumurtaya başlamış mı? Başlamışlar. Evet, bir tane var burada. Demek ki tüy dökümü durmuş artık. Tüy dökümünde çünkü hayvanlar salmaz kolay kolay. Bir tane bayandot aldık. Sıplaç bayandot. Yine sıplaç bayandot içinde. Eğer yumurta verim şu an çok iyi değil, iyi bir salıma geçerlerse web sitemizi ziyaret ederek kuluçkalık yumurtası sırasına girebilirsiniz. Harikalar Orta Tire, diyarı.net. Bir tane bayandot yumurtası şuraya koyalım. Sonra gidelim. Çok fazla yumurta almayacağımı düşündüğüm için böyle yavaş hareket ediyorum. Dedenin kafesine gireceğiz. Dede. Dede. Ne haber oğlum? Dede. Dede. Kızlar, siz ne yapıyorsunuz? Suyunuz mu yok sizin? Sularınızdan mı bitti sizin? Tamam, ben şimdi suyunuzu da vereceğim. Maşallah maşallah, iki tane yumurta aldık. İyi, güzel. Az salıyorsunuz ama, iki tane yumurta az. Daha çok yumurta bekliyorum hanımlar sizden. Hadi bakalım çalışın. Çalışın, daha çok yumurta bekliyorum. Şurayı da kapatalım. Şimdi son olarak sultanlar kaldı arkadaşlar. Sultanların yuvasına gireceğim ama önce bunları götüreyim. Evet. Evet. Sultanların yuvasına, sultanların yuvasına girelim. Ay ay. Girelim. Sultanların yuvasına, sultanların yuvasına, sultanların yuvasına. Ne yapıyorsun şu anlar ha? Canlayım benim, tatlılayım benim, aslanım benim, gebam buraya. Bakıyoruz yumurta yok, bakıyorum. Oo, maşallah maşallah ya. Sultanlar var ya, adam ya, bir salım yapıyorlar. Yani süs ırkı ama arkadaşlar. Ben bak, kümese gelmiş şimdi bütün cinsleri soktu. Şu bizim sultanlar neden yumurta salan yok. Ara veriyorlar yumurtaya, hemen tekrar başlıyorlar. Maşallah. Bu da daha bak şu an yumurta salıyor. Birazdan bırakır. Ben ama onları alacağım. Gelin çocuklar, onları alalım. Evet. 3 tane burada. 3, 6. 3 tane daha odama salacak onları. Şöyle uzanmam lazım. Evet. 3 tane daha aldık. Sana var, öbürü de yat. Tamam, onu da yarın alırız. Bugün bu kadar arkadaşlar. Ne yazık ki. Bugün bu kadar. Şimdi hepsini alacağım. İçerimi alıp çıkacağım. Evet. Yine de iyi yani. Ben bu kadar beklemiyordum. Hadi çocuklar, çık 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 çık. Ben bu kadar yumurta beklemiyordum açıkçası. Evet. Bu kadar yumurta beklemiyordum. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Bu kadar sultan yumurtası beklemiyordum. Bir salmışlar ya maşallah. İşte hangi günden beri? 3 gündür. Ya şu yumurta salım yani, sultanlarınkisi 3 günlük falan. Böyle söyleyeyim. Yıldızcı yumurtalarımızı aldık. Sultan yumurtalarımız da hemen hemen 3 günlük falan. Yani çok olmadı. Evet. Sultanları Jeterani, Sultanları Jeterani. Şuna ne yazalım? Şunlara Leybar yazak. Şunlara da Leybar yazak. Bir şarkı koyak. Aha, gördünüz mü? Cinsler yazdı çünkü cins yumurtalar arkadaşlar gönderiyorum. Yani mecburen sahiplendiriyoruz.
O yüzden aslında yazmam gerek. Neyse, kaç tane yumurta topladık? Biz saymadım, biliyor musunuz mu? 11 tane şeyden topladık, değil mi? Evet. 11 tane bıldırcın, 6, 7 tane sultan, 1 tane Wyandotte, 2 tane Leybar topladık. Şimdi kümesin yolunu, ya videomuzu bitirdik arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bıldırcınlarımızı ve cins tavuklarımızı, yumurtalarını topladım. Gayet eğlenceli oldu benim için. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. İnşallah. Temelimiz bundan ibaret. Bu videomuzu da beğendiyseniz, sevdiyseniz aşağı bir like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah farklı videolarda tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın. Bay bay.